enerjiyi biz sadece elektrik olarak düşünüyoruz. Evet. Enerji ülkemizde ve dünyada her aşamada kullanılıyor. İletişim araçları enerjiyle çalışıyor. Bakın ülkemizde fiber optik altyapı geliştirilmek için bir çalışma var. Teknik bir çalışma var. Evet. Fiber optik altyapı cam boru üzerine bilgi transferi. Bu da enerjiyle oluyor. Ama Haydar Başbey'in sadece enerji politikaları değil, tabii ekranımız tarım üzerine oldukları için, bakın Haydar Başbey'in bir şeyden bahsedeceğim. Bütün tarım üreticilerine 5 yıl boyunca tohumu bedava verecek. Bu kendi projesinin içerisinde var. Evet. Merak edenler, Sayın Profesör Haydar Bey'in Sosyal Devlet, Milli Devlet kitabını temin etsin, internetten veya başka bir temin etsinler, alsınlar, orada göreceklerdir. 5 yıl boyunca hem doğal organik tohum alacaksın, hem devlet 5 yıl boyunca sana bunu ücretsiz verecek. Sen bunu bir de enerjiyle birleştirirsen, elektriğiyle devlet sana tarım ürünleri üreten kişiye elektriğiyle 5 yıl boyunca bedava verirsen, mazotunu da bedava verirsen, o zaman niye vatandaş bunu üretmesin ki? Kesin. Bakın, Türkiye'nin hemen doğusunda bulunan bir ülke, Gürcistan, Rusya'yla Türkiye arasında bir ülke. Ekonomisi çok fakir, çok zayıf bir ülke. Evet. Siz Gürcistan'a gidin, bir litre mazot ne kadar alıyorsunuz biliyor musunuz? İsmail Bey, tam 2 liraya alıyorsunuz. Siz o tarafta yaşıyorsunuz. 2 liraya alıyorsunuz. Ve Gürcistan'da, yani Türkiye'nin yarı fiyatına. Gürcistan'da petrol var mı? Hayır, yok. Doğalgaz var mı? Bakın Gürcistan peki bunu nereden getiriyor biliyor musunuz? Avrupa bir ülkesi olan Romanya'dan gemilerle naklediyor. Ekonomisi çok kötü olduğu için yüksek vergi koyuyor. Yüksek vergiden sonra ortaya çıkan tablo Euro dizel mazotun fiyatı 2 TL. Bakın Gürcistan bu kadar fahiş fiyatlara satmasan 2 TL, Türkiye'nin fiyatı, bakın bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sen bu mantıkla devam edersen, enerji giderlerin yüksek olursa tarımın bu halde olur. Ama Haydar Başbey diyor, 5 yıl boyunca tarım üreticime mazot bedava, elektrik bedava. Evet. En iyi tohumu, İsrail tohumunu değil, ben yerli tohumumu, organik tohumumu 5 yıl boyunca bedava vereceğim diyor. Bakın ülkemizin dağı da, taşı da, kayası da, toprağı da tarım ürünleri olur. Ülkemiz cennet gibi olur. Yani cenneti bu millet kendi yaşadığı öz vatanında doyasıya hücreleri ne kadar hissetmiş olur. Ama kesinlikle. Bu Profesör Doktor Haydar Baş'ın fikriyle olur. Siz bunu derseniz ki, siz bunu kapitalizmle uygularsanız hüsran bu şekilde olacaktır.